Mustafa Sarıkaya'yı arayan anne ve baba da İstanbul'da Alibeyköy'de yaşıyorlar ve günlerdir bu stüdyoda geliyorlar, bir haber bekliyorlar, bir sağlık haberini bekliyorlar. En azından oğullarının yaşadığı haberini bekliyorlar. İlginç bir kayıptı. Sabah 6.30-7 sularında hiç olmadığı bir şekilde evden çıkıp annesine de ben Şişli'ye gidiyorum demişti. Kardeşinden iki defa 50 lira istedi. Sonrasında Can Sarıkaya ortadan kayboldu efendim. Bugün kayboluşun üzerinden de tam 20 gün geçti ve hala bir haber yok. Ama biz Can'ın arkadaşlarına, yakınlarına, onunla ilişkide olan herkese ulaşmaya başladık. Onların verdikleri bilgiler doğrultusunda da Can'a da adım adım yaklaştığımıza inanıyorum. Ama listede 6 kişi var. Yani bir kişi yazsa, bir kişi yapmak istese, iki kişi yapmak istese 6 kişi neden yazdı? Askerlik arkadaşına yazdığı 6 isimle şüphe içinde bıraktı. 20 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki Can Sarıkaya'nın başına ne geldi? Dördünde kayboldu diyorlar ama 7'si pazardı. Kahvenin oraya indim ben. O iki gece siz perişan halde değildi diyorsunuz. Demek o iki gece bir yerde kaldı. O gün neden 100 lira istedi? 50 lira gönder. Göndermiş. Bir 50 lira daha istemiş. Anne dedi vereyim mi dedi. O sabah telefonda kiminle konuştu? Kahveyi içti. Balkona çatıp balkonda telefonla görüşüyor. Sabahın 5.30'unda, 6'sında telefonla görüşüyoruz. O telefon kimin üzerine? Can Sarıkaya nerede? Birazdan. Efendim, anne Kumaş Hanım, baba Paşa Bey stüdyomuzda hoş geldiniz. Önce tabii iyi bir haberle başlamak istiyorum. Daha doğrusu bir gelişmeyle başlamak istiyorum efendim. Emniyet tarafından, yani bizim yaptığımız harici çalışmalar neticesinde Can'la ilgili önemli bir veriye ulaştık. Şöyle ki, kaybolduktan 11 gün sonra Can Sarıkaya, biliyorsunuz hepimizin artık bir HES kodu var. Bu HES koduyla da bir takım takipler kolaylaştı artık. İstanbul kartını en son 15 Kasım tarihinde kaybolduktan 11 gün sonra 36TC Taşoluk Peron Cebeci hatlı otobüste kullandığı tespit edilmiş. Yani kaybolduktan 11 gün sonra Can çok şükür hayattaydı. Bir yerden bir yere gidiyordu, hareket halindeydi. Ve HES kodu kullanıldığı için de bunu net olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun yanı sıra da hiçbir şekilde ne ailesini arıyor, ne bizi arıyor, ne gördüm diyen birisi var. Evet, elimizde böyle bir somut kanıt var ama Can henüz size bir dönüş yapmadı. Yapmadı. Şimdi efendim, Can'ı tanıyan kişiler var. Mesela bir komşu, özellikle Can'ın asker arkadaşı Yasin'e el yazısıyla yazıp fotoğraf attığı bir isim listesi var. 6 kişiden oluşan. İşte benim başıma bir şey gelirse eğer bu isimler sorumludur mu demek istiyor, onlara mı sorun demek istiyor. Bu isimleri tanıdığını iddia eden bir komşu bize röportaj verdi. İsimler üzerinde de durdu. Bu isimler hakkında neler söylediğine bir kulak verirsek eğer, belki Can'ın başına da ne geldiğini çözebiliriz. Noktaki o kişileri, 6 kişiyi tanıdığın var mı içlerinde? Hepsi Can'la ilgili bilgisi olanlar lütfen bizimle irtibata geçsin. 20 gün önce kayıplara karışan Can Sarıkaya'nın komşusundan şok iddialar. Bıraktığı nottaki isimleri tanıyorum. Can Sarıkaya'yı tanıyor musunuz? Yani annesini de kendisini de sima olarak, hani mahallede oturan biri olarak tanıyoruz. Köşeleri, parkları mesken edindiler. Bu listedeki isimleri tanıyor musunuz? Ama sima olarak çoğunu tanıyoruz zaten. Burada hani çoğu kişi tanır. Sürekli buradalar, köşede duruyorlar, parkta duruyorlar, sokağın ilerisinde. Burada biz görüyoruz, yasaklı madde satıyorlar. Daha çok o Erman'ı görüyorum en çok. İşte para veriyorlar. O da böyle küçük poşetlerle maddeyi veriyor onlara. Mahalle onlardan korkar. İhbarınızda aslında o kişilerden herkes korkar dediniz. Neden? Köşede durup gelen, geçen birilerine laf attıklarını biliyoruz. Hani kavga çıkartmaya çalışır gibi bir şeyler. Hani çok kez şahit olduk. Siz arkadaşı ve üstelik bu
listede adı yazan Erman'ı tanıyor musunuz? Tanımadım. Tanımadınız. Bir tek Kerem'i tanıyoruz. Bir tek Kerem'i tanıyoruz. Kerem'i tanıyoruz demiştiniz. Erman ve Kerem aslında aile bizim programımıza katıldığında ikinci gün bu binaya geldiler efendim. Yani yayına da katılıp arkadaşları Can'ı aramak için son dakika vazgeçtiler. Ve biraz da biraz agresif davrandıklarını söyledi arkadaşlarım. Özellikle Erman'ın. Halbuki ortada bir şey yok. Arkadaşınızsa tamam, burada adını yazmış ama sizin adınızı yazmış. Bir taraftan da Can'la ilgili diyorsunuz ki yasaklı madde kullanıyordu, halüsinasyonlar görüyordu. Yani illa sizi, adınızı buraya yazdı diye sizinle ilgili bir şüphemiz olduğu anlamına gelmiyor. Ama böyle bir kaçak göçek durumları oldu maalesef. Şimdi size bir şey soracağım aileye. Kaybolmadan 2 ay önce Can dayak yedi mi? Eve dayak yemiş bir vaziyette geldi mi? Yok. Gelmedi. Kumaş Hanım. Gelmedi. Gelmedi. Yani böyle bayağı ağzı yüzü hani yumruk yemiş falan. Hayır. Gelmedi mi? Emin misiniz? Eminim. Peki eve hiç gelmediği birkaç gün oldu mu daha öncesinde? Hayır, hiç olmadı. Her akşam gelir eve. Her akşam evde. Yani dayak yeseydi haberiniz olurdu. Olmaz olur mu? Sen bir şey olduğu zaman hissetti evladını. Öyle tarafından öyle bir şey. Ben görmedim, etmedim. Çünkü ben her gün evim. Beraber kahvaltı yapıyor, çay içiyor, olur mu? Yani yüzüne bir darbe alsa, siz bunu tabii anlardınız. Tabii ki. Yok diyorsunuz, yemedi. Hayır, yok, hayır. Ama bir arkadaşı öyle bir şey söylemiyor. Ve bu 6 kişiden kimi tanıdığını sorduk bu arkadaşına. Bir de bu arkadaşının bir iddiası var efendim Can'la ilgili. Kaybolmadan 2 ay önce bayağı sıkı dayak yemişti diyor. Aile bunu doğrulamıyor ama bir arkadaşına kulak verelim şimdi. Böyle bir kahve var mı bir kere? Onu söyleyin, takıldığı. Vardı ama ben oraya hiç gittim, ben bilmem. El yazısıyla yazdığı notu attı. 20 gündür şüpheli kayıp Can Sarıkaya'nın 6 yıllık mahalleden arkadaşı bildiklerini ekibimize anlattı. Şu anda Can Sarıkaya'nın bir arkadaşının yanındayız. Öncelikle merhabalar. Can Bey'le kaç yıldır arkadaşsınız? 6 seneden beri arkadaşım. Ne zamandır görmüyorsunuz Can Bey'i? İki buçuk ay oldu yani. 6 isimden bir kişiyi tanıyorum. İsimlerini bir tanesini tanıyorum. Kimdir o peki? Mehmet, hani bir abim sayılır yani. Bana göre iyi biri. Can Bey'i en son nerede gördünüz? En son tepede gördüm. Şişli'den geliyorum dedi, işten geliyorum dedi. Çalışıyorum dedi bana. Ben de hiç bilgim yok. Yüzü kan içinde mahalleye geldi. Sizce neden kaybolmuş olabilir? Bir kere çünkü dayak yemişti tepede. Onu alışveriş yaparken görmüşler, dayak atmışlar ona. Mahalleye yüzü kan içinde gelmişti. Peki olay nasıl oldu? İşte ben onu bilmiyorum. Kavga etmişti, mahalleye geldi yani. Kavgayı görmedim yani ben. Mahallede gördüm sadece. Paşa Bey, Kumaş Hanım, bu arkadaşının söylediği tepe neresi? Tepe diye bir yerden bahsediyor. Tepe bizden. Güzel tepe olarak geçiyor. 4 sokak üst. Ne var yani orada? Orada hiçbir şey yok. Kafe mi var? Market var. Bir park var mı? Var. Park böyle, park evet, gibi park bir yerler. Küçük park var. Evet, küçük ben büyük park, park var. Yani büyük park, evet, küçük park demiyoruz zaten. Hani birisiyle buluşmuş, alışveriş yaparken dediği o tepede ne alışverişi yapılır? Şimdi söylenenlere göre hani bu yasaklı madde vesaireden yola çıkarak böyle bir şey için mi gitmişti oraya? Yoksa normal market alışverişi yapsa niye dayak yesin?